Yani şunu demek istiyor hocamız. Hizmet kaliteli diyor. Ondan çok rağbet var. Ama insanlar randevu alamıyorlar. Ya bir MR çektireceksin. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra falan gidiyorsun. Bir kulak burun boğaz göstereceksin. Gidemiyorsun. Öleceksin, kalacaksın. Alo, gelebilirsiniz. E, bizimki mefta oldu. iyi o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi e, e, Disk Başkanı Arzu Hanım var. Fatih Bey haksızlık yapmayalım demiş Canan Gök. Yani siz başarılı görüyorsanız tabii ki önemli olan sendikanın içindeki işçilerin ne düşündüğüdür diye ben e, düşünüyorum. Eğer başarılı görüyorlarsa zaten başarılıdır. Şimdi bakın ne kadar kolay söylüyoruz. Dün işte e, bir aday çıktı Ak Parti'nin eskişehir adayı nebi Hatipoğlu rüşvet demeden rüşvetten bahsetti. Şimdi bir profesör akademisyen çıkıyor torpilden bahsediyor. Türkiye'nin durumunu özetliyorlar aslında bakacak olursanız. Şimdi aslında bence onların da bir tanıdığı vardı. Heh, onların da bir tanıdığı vardı. Dilan Polat'tan, Polat ailesinden bahsediyorum. Ya siz bir hafta 10 gün boyunca e, Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında tam da yılbaşının öncesinde 29 Aralık'ta nasıl hastaneye sevk edilebilirsiniz? Ve Kanal D'nin özel haberiydi bu. O haber duyulduktan sonra zaten serbest, daha doğrusu serbest değil, tekrar hapishaneye gönderildi. Yani mutlaka bir tanıdıkları var. Ve oradan pis kokular geliyor. Güzel kokular da gelmiyor. İşte Polatlara bakan savcı sürülmüştü. Yerine yeni bir savcı atandı. Enerji! Enerji. sürükleyici bir hayat hikayesi oluşturmaya çalışıyorum aslında Sürükleyici bir dizi gibi gidiyor. Kamuoyuna yıldırım gibi düşen her gün yeni gelişmenin yaşandığı Polatlar soruşturmasına 3 hafta boşluktan sonra savcı atandı. Yeni savcı Polatların deste deste dolar ve altınla kurduğu lüks imparatorluğun kaynağını araştıracak. At 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 at, at aşkım at at at. Erzurum'a atanan savcı Kökçü'nün yürüttüğü Tuzla Spor bahis soruşturması ve sosyal medya fenomeni Tayyar Giller soruşturması için de iki ayrı savcı görevlendirildi. Çifte getirilen yurt dışı yasağı hemen ardından mal varlıklarına el koyma ve 5 Kasım'da tutuklama. Gelişmeler peş peşe geldi. Polatlar soruşturmasında her şey hızlı ilerledi. Dosya kısa sürede Dilan Polat'la aynı masaya oturan fenomenlere kadar genişledi. Şüpheli sayısı 47 oldu. Polatların ve şüpheli fenomenlerin şirketlerine kayyum atandı. Benim kendi Ataşehir şubeme günde 450 kişi giriyor. Savcı Polat'la Şampiyonlar Ligi fotoğrafına giren 12 fenomenin ifadesinin alınmasını ivedilikle istedi. Şüphelilerin mal varlığını nasıl edindiğine ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek için talep etti. Savcının soruşturmadaki son hamlesi de bu oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 21 Ocak'ta Polatlar Bahis ve diğer fenomenlerin soruşturmasına bakan savcıyı Erzurum'a atadı. Erzurum'a atanan savcıya başka bir dosyadan soruşturma açıldı. 3 haftadır kesintiye uğrayan Polatlar dosyasının artık yeni savcısı var. Şule Enerji. Partiki hamam başlasın. Koşurdatıyoruz. Dilan ve Engin Polat Tuzla Spor Bahis Soruşturması Tayyar ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ayrıldı. Polatlar dosyasının yeni savcısı suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan kara para aklamaya kadar birçok iddianın kaynağına inecek. Bu para nereden geliyor? Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Yani Kimin izleyebiliyor eğer bıktık artık bu şarkıdan ama bu haberi de ancak bu şekilde renklendirebiliyorsunuz. Yani o enerjiyi bir duymanız gerekiyor aslında. Aslında bakın onu vermemizdeki sebep ne biliyor musunuz? Habercilik anlamında. Diyeceksiniz de bıktık artık bu şarkıdan. Hayır. İnsanlarla nasıl dalga geçtiklerini anlatıyoruz bu. O şarkıyı vererek veya o şarkıdan o kubleyi vererek ve insanlar bu şarkının peşinden gidip onlara hayran oldular. Geçen gün dükkan açılışı vardı ya. görmediniz mi? Destek için geliyorum diyor orada. Neyin desteğini farkında değil veya farkında belki de yani tiniyeti bozuldu, karakteri bozuldu bilemeyiz. Şimdi geldik Polatlardan. Şimdi Polatlar diyor ki mesela Dilan Hanım. Geçmişte şöyle bir röportajı vardı. Tabi her zaman değil bu. 750 bin TL falan harcayabileceğini söylüyordu. Yani böyle bir ülkedeyiz. Dengesiz bir ülkedeyiz. Dengelerin şaştığı bir ülkedeyiz. Youtube'da size bir soru sordum. Dedim ki 3504 lirayla geçinebilir misiniz diye. Evet bu ülkede 3500 lirayla geçinen 3504 lirayla geçinen birileri var. İşte onlardan biri bu hanımefendi.